Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi alıştım dönmeye. Umarım iyisiniz. Umarım süper gidiyordur her şey sizin için. Bugün normal videolarımızdan çok daha farklı bir video olacak. Dedim ki uzun zamandır şöyle arayı açtık, bir muhabbet edelim, bir kutu açalım mesela. Bir YouTuber olarak bugüne kadar kutu açmamıştım. Neden söylemiyorsunuz? Hemen açıyorum, hemen yapıyorum bunu. Uhu baksana bana şöyle bir kutu gönderdi. İçinde ne olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Bana bir şeyler seç dediler ve bu bana sorulabilecek en kötü sorulardan biri. Ben asla bir şey seçemem. Kararsızlı bir insanım. O yüzden dedim ki siz gönderin, sürpriz olsun bana da. Kutuyu açarken de sizinle bu bir ay boyunca neden video çekmedim, hayatımda neler olduğu tarzında böyle bir life update yapacağız. Ne bileyim, muhabbet edeceğiz işte. O yüzden kahve, çay ne varsa alın gelin ve başlayalım. Let's go. Kutuyu açmak için bu devasa makası kullanacağım arkadaşlar. Biliyorum çok büyük. Taşıması falan çok zor. Acaba kötü bir fikir miydi bu makası kullanmak? Arkadaşlar şimdi bu mahalle benim YouTuber olmama alışkın değil. Tam teyze karşıdan bakıyor bu kız ne yapıyor diye. Bu kız bütün gün evin içinde kameranın karşısında ne yapıyor? Teyzeciğim ben YouTuber'ım. Olmayan. Kutuyu açtım sonunda. Teşekkürler Türkiye. İçinde çok tatlı şeyler var gibi. Birazdan kendi kaybedebilirim. Arkadaşlar kırtasiye malzemeleri var. Ve benim kırtasiye malzemelerine aşık olduğumu biliyorsunuz. Kutuya bakarken yavaş yavaş muhabbetimize de başlayalım. Ben neden video çekmedim? Bir aydır. Birincisi taşındım. Buyurunuz yeni ev. Buyurunuz. Eşyalar aynı ama ev farklı. Yani farklı bir yere taşındım. Kurtköy'de oturuyordum arkadaşlar. Niye Kurtköy'de oturuyordum? Çünkü Okan Üniversitesi'nde çalışıyordum. Okan Üniversitesi'nde öğretim görevlisiydim. Ondan sonra Okan Üniversitesi'nden ayrıldım. Neden ayrıldım? Çünkü aynı anda hem Okan Üniversitesi'nde çalışıyordum, hem YouTube yapıyordum, hem yüksek lisans yapıyordum. Doğal olarak benim kendime ait bir hayatım asla kalmamıştı. Çalışan bir robottum. Sıfır sosyal hayat, sıfır kendine vakit ayırma. Kendime asla vakit ayıramıyordum. Dedim ki benim bu üçünden birinden vazgeçmem gerekiyor. Sonra karar vermeye çalıştım. Dedim yüksek lisansı bırakamam. Emek verdim o kadar yani. Bu bir. İkincisi de Okan Üniversitesi garanti sigortalı işim, ben bunu nasıl bırakayım? YouTube'u da bırakmak istemiyorum. Severek yaptığım işim de bu. Bundan da para kazanıyorum. Ne yapacağım? En sonunda dedim ki ben yüksek lisanslı okulu aynı anda yürütemeyeceğim. Çünkü yüksek lisans 2 gün ve okuldan bana 2 gün izni asla vermezler. O yüzden okulu bıraktım ve şu anda buradayım o şekilde. Sonra Okan Üniversitesi'nden çıkınca dedim ki benim Kurtköy'de ne işim var? Niye hala burada oturuyorum? Çünkü Kurtköy'de tanıdığım hiç kimse yok. Çok yalnızdım. Ve böyle dört duvar böyle üstüme geliyordu artık. Yani çok uzak bir yer. Yani İstanbul'un çıkışı falan böyle. Kimse gelmiyordu. Çok sıkılıyordum. Çok sıkılıyordum. Dedim ki ben buradan taşınacağım. Sonra nereye taşınayım? Nereye taşınayım diye düşündüm arkadaşlar. Sonuçta YouTube her yerde yapabildiğim bir yer ve o yüzden hani herhangi bir yere taşınabilirdim. Ve tabii ki bir yengeç ve duygusal jelibon olarak doğduğum yere taşınmaya karar verdim. Ve şu an doğduğum mahallede oturuyorum. Burası benim için böyle inanılmaz huzurlu bir yer. İnanılmaz mutluyum burada. Her dışarı çıktığımda bir anım aklıma geliyor. Ve bütün çocukluk anılarımla beraberim şu an burada ve bu benim için yaşanabilecek en güzel yer. Yaşasın duygusal jelibonluk. Şimdi gelelim kutumuza. Sonra devam edeceğim muhabbete. Bu ışıklar var arkamdaki. Onlardan ama flamingolusu. Aşırı tatlı. Pişli olduğu zaman prize yakın asman gerekiyor ama bunlar pilli olduğu için her yere asabiliyorsun. Bu yüzden çok güzel. Aşırı beğen. Ve burada bir defter var ve sanırım arkadaşlar bu bir planlayıcı. Üstünde YouTube falan da var. Haftalık. Biliyorsunuz ben haftalık planlamayı çok seviyorum. Bullet Journal videolarında söylemiştim. Hep bu haftalık kısımlarını kullanıyorum şeylerin, ajandaların ve inanılmaz mutlu oldum şu an. Teşekkür ederim gerçekten. Ne? Çok şeker. Burada sanırım kalemliği falan. Çok mantıklı abi. Çok mantıklı. Arkadaşlar ben buna bayıldım. İçi tamamen haftalık planlama. Şu an 3 tane haftalık planlama defterim oldu. Bir tane de İrem göndermiş. Linkini aşağıya bırakırım. Yıllardır bana ürünlerinden gönderiyor ve inanılmaz biri. Teşekkür ederim gerçekten. Manyak gibi haftalık plan yapacağım bu sene gibi görünüyor. Sharpie mi? Yok artık. Alacaktım bundan. Şu an denk geldi. Ve kalemliğim yoktu. Kalemliğim. Arkadaşlar o kadar rezil ki makyaj çantamı kalemlik olarak kullanıyordum. Nasıl ama? İğrenç ötesi, her tarafı kalem olmuş. Bu konuda çok mutluyum. Kesinlikle bunu kullanacağım. Bu haftalık planlayıcıları size mi göndersem? 3 tane oldu çünkü. Bu kutudan çıkan şeyleri hatta size göndermeyi düşündüm şu anda. Çünkü çok fazla şey var ve benim ihtiyacım olmayan şeyler de var. Onları diyorum size hediye edeyim. O yüzden siz beni ne yapabiliyor musunuz? Instagram'dan takip edin, çekiliş yapalım. Nasıl fikir? Harika fikir bence. O zaman buraya yazıyorum Instagram'ımı. Takip edin. Yani şurada neredeyse 300 bin kişiyiz. Instagram'da 40 bine gelemedik arkadaşlar. Babuşlar, bu mu gücümüz gerçekten? İnanamıyorum.
Bekliyorum Instagram'a. Bu not kağıdı tutucu sanırım. Evet, ben küçük blok kağıtları çok fazla kullanıyorum. Oo, bayağı bir şey var. Devam edeceğim. Şimdi birazcık daha sohbet edelim. Ya ben normalde taşıma vlogu falan da çekecektim. Ama taşıma sürecim benim çok sancılı geçti. Neden biliyor musunuz? Birincisi, maddi olarak çok büyük bir sıkıntı yaşadım. Çok fazla derine girmek istemiyorum ama kısacası maddi bir sıkıntı oldu. O yüzden böyle moralim çok bozuktu. Bir de tam başka şeyler de üstüne geldi. Atıyorum yüksek lisansı finalleri üstüne, yani ödevlerin son teslim tarihi geldi. Sınavlar geldi. Onun üstüne başka şeyler oldu. Yani böyle her şey, ama her şey aynı anda. Yani şöyle söyleyeyim size. Ocak 2020 benim için o kadar zor bir ay ki, bundan sonra hani zorluk kıstası mı olacak diyeceğim ki, ya ben şu an zor bir zaman yaşıyorum ama ben Ocak 2020'yi atlatmıştım, hani bu ne ki falan diye. O kadar kötü bir aydı benim için. Şu an daha yeni kendime geliyorum da video çekebiliyorum, böyle işte bir hani gülebiliyorum, sizinle konuşabiliyorum. Ama her şey bitti, merak etmeyin. Hepsini atlattım. Taşıma vlogu o yüzden çekemedim. Bu kötü bir şey. Ama bunu nasıl telafi edeceğim? Sizin için ev turu yapacağım. Bu ay tamamlamam gereken birkaç tane eşya kaldı. Onları yapar yapmaz yapacağım. Manyak gibi ödev yaptım. Sürekli ödev yaptım falan filan. Çok sıkıcıydı. Gerçekten mi? Arkadaşlar, şeffaf çanta, bel çantası. Ben bel çantası kullanmaya bayılıyorum ve şeffaf bel çantasımı. Oh my god, yes please. Good lashes, good mood. Katılıyorum kesinlikle. Good lashes, good mood. Bu süreçte tahmin edersiniz ki hiçbir şey izleyemedim, hiçbir şey okuyamadım. Bu beni sinirlendiren ve üzen diğer bir noktaydı. Bütün vaktim yüksek lisans ödevlerini... Arkadaşlar, yüksek lisans yapmak istiyorsanız gerçekten bir hayatınız olmaması gerek. Bu dönem yüksek lisanstan tam 5 ders aldım. Ve yüksek lisanstan 5 ders almak nasıl bir şey biliyor musunuz? Hani normalde insanlar 2-3 ders alıyor bir dönemde. Hani 5 ders yoksun. Anlatabiliyor muyum? Bir dersten istedikleri şey o kadar fazla ki, ben bak, ben ki hayatı boyunca bütünlemeye kalmamış insan, inek ötesiyim ben. Çok pis ineklerim. Hiçbir dersten hayatım boyunca kalmadım. Hiçbir dersten bütünlemeye bile kalmadım. Yüksek lisansta kaldım arkadaşlar. 3 dersin bütünlemesine girdim. AA, BA aldım, orası ayrı bir konu ama sonuç olarak bütünlemeye girdim. Not cool. Ya gözünüz korkmasın. Aslında sadece ona odaklanınca hiçbir sıkıntı yok. Ama yetişkinliğin getirdiği bu geçim derdi ve çalışmak zorunda olmak ya da ne bileyim taşınırken falan böyle bir süreci atlatmak zor. O yüzden zordu. Yoksa bu kadar çok zorlanmazdım bilir. Bu ne? Tetolog'un için. Aman Allah'ım. Şuna bakan mısınız arkadaşlar? Çok tatlı. Bir şey söyleyeyim mi? Bu ne? Çantası acaba? Çok güzel. Arkadaşlar, bunlar için kurşun atar kurşun yerim. Gerçekten çok seviyorum not defterlerini. Yüksek lisans vloglarımda falan da gösteriyorum. Yani ilkokul 3 çocuğu gibi ödevlerimi not kağıtlarına yazıyorum. İnanmıyorum, Sushi'li göndermişler hem de. Şilamakar'ın kalbi nasıl kazanır adlı çalışmaları yani şu anda. Bu defterlerden de size vermeyi düşünüyorum. Vay. Şu olay, bakın bunda da var. Ve bütün defterler böyle olmalı bence. Çünkü ben kalemlerimi hep bu yüzden kaybediyorum. Bulamıyorum. Defterle beraber çantaya atıyorum, sonra paralel evreni ışınlanıyor. Ve içi noktalı. Biliyorsunuz bullet journal'lar bu şekilde yapılıyor. Tam bullet journal yapmalık defter. Bunlar sanırım blok kağıtlar. Demiştim size, blok kağıt çok fazla kullanıyorum ben. Kitaplarımı açın, normal ders kitaplarımı. Kenarlara böyle blok kağıt doldur. Çünkü bu paragrafı okuyorum. Ne anladıysam blok nota kendi cümlelerimle yazıyorum. Ancak o şekilde aklımda kalıyor ders çalışırken. Ve çorap mı? İnanmıyorum arkadaşlar. Çok iyi. Böyle. Bu süreçte bana bir sürü mesaj geldi. Çilem abla öldün mü? Çilem abla neredesin? Çilem abla neden video atmıyorsun? Kısacası bu mücadelenin içinde aktif olamadım YouTube'da bu yüzden. Buraya taşındım ya. Dedim ya size, orada çok yalnızdım falan diye. Şimdi burası doğup büyüdüğüm mahalle olduğum için eski arkadaşlarımın hepsi burada. Ve böyle sürekli bana gelip gidiyorlar. Sürekli onlarla görüşüyorum. O yüzden artık yalnız değilim. Bu konuda da çok mutluyum. Yani bunu keşfettim arkadaşlar. Ben hani oradayken acaba nereye taşınsam diye çok düşündüm. Böyle acaba işte Levent, Mecidiyeköy, Kadıköy tarzı bir yere mi taşınsam, merkezi. Birincisi, kiralar çok pahalıydı. Yani kiraya çok para vermek bana aşırı koyuyor. Sanki hava parası veriyormuşum gibi geliyor. Bu bir. İkincisi, orada da tanıdığım hiç kimse yok. Yani aynı Kurtköy'de yaşadıklarımı orada da yaşayacaktım. Hadi belki biraz daha sosyal olurdum. Ama yani ne bileyim, dediğim gibi aileme ve arkadaşlarıma yakın olmak sanırım beni mutlu ediyormuş. Bunu bu yaşımda keşfetmiş oldum. Bu eve taşınarak. Bunu da bilmiyordum mesela. Ben tek başıma çok mutluyum. Kimseye ihtiyacım yok şeklinde takılıyordum ama İnsan sosyal bir varlık. Bazen insan yüzü görmek istiyor. Özellikle Kurtköy'de uzun süre oturduktan sonra bunu çok iyi fark ettim. Neyse, daha fazla Kurtköy'ü görmeyeceğim. Orası çok güzel bir yer bu arada. İlkokulda kullandığım kalemleri anımsattı. Böyle çok nostaljik hissettim. Evet! Pofuduk bir.
kalem. Bakar mısınız? Hayatımda gördüğüm en tatlı çorap olabilir. Abartmıyorum. Çünkü... Bunu kesinlikle size vermek istiyorum. Tam bir okul çantası arkadaşlar. Ve üstüne No Drama yazıyor. Yes! Güzel. Bunu net size veriyorum. Sırt çantası bu arada. Şöyle. Keşke açmasaydım yani çilem. Gönderdiğin kişilerden. Neyse çanta çok güzel. Ben paketine geri koyuyorum. Evet, kutudan çıkanlar bu kadardı. Dediğim gibi bir kısmını size göndereceğim. O yüzden beni mutlaka Instagram'dan takip edin. Çekiliş yapacağım yakında. Bu bir. İkincisi, yüksek lisanstaki yoğun dönemim bittiği için artık tekrar çarşambaları video atmaya başlayacağım. Biliyorsunuz çarşamba çilem. Unutmayalım da oldlar bilir. Milyonlarca yürek tek bir soru. Çilem abla episod ne zaman geliyor? Episodu çektim. Muhtemelen bu hafta sonu kavuşursunuz episodunuza. Çok komik bir bölüm oldu bu arada. Selin'le beraber çektik. Çok güldük. Umarım siz de gülersiniz ki güleceksiniz. Bence çok güzeldi. Haftada bir olmasa iki haftada bir atmaya çalışacağım. Çünkü bölümler çok uzun. Bu kadardı. Evet. Umarım eğlenmişsinizdir bu videoda da. Teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız beni basmayı unutmayın, yorum yapmayı unutmayın, beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. Bye bye.